Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de birleştir ve ortalayı kullanarak birden fazla hücreyi seçip tek bir hücre gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin tablonuzda bir başlık eklemek istediğinizde A1 ile F1 arasındaki hücreleri birleştirip başlığı da bu hücrelerin içine ortalamak istenebilir. Sadece A1'e yazdığımız bir başlık, örneğin satış tablosu şeklinde yapalım. Satış tablosu listesi diye bir başlık oluşturalım. Bu başlığı A1'den F1'e kadar olan bölgeyi seçerek ortaladığınızda sadece A1 hücresine ortalandığını görürsünüz. Yani bizim seçtiğimiz bölgeye ortalanmaz. Bildiğimiz ve alışkın olduğumuz şekliyle birleştir ve ortalayı kullanarak buradaki hücreleri birleştirip tek bir hücreymiş gibi davranıp bunu başlığı ortalayabilir ya da sola sağa gibi istediğiniz hizalamayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Birleştir ve ortalayı kullandığınızda bu tabloyu başka bir yere kopyalarken yapıştırdığınızda ve üzerine çalıştığınız zaman bazı sıkıntılar doğar. Örneğin bu sütunu aşağıdan yukarı doğru şu şekilde seçtiğinizde bakın birleştir ve ortalayı tek bir hücre gibi algıladığı için sistem bunun tamamını seçer. Bunları engellemenin yolu birleştir ve ortalayı kaldırmaktır. Bu sefer de başlık ortaya gelmez. Bunu illa buradan tutup şu şekliyle şuraya alalım, burada ortalayalım gibi işlemlerde her zaman için çok sağlıklı olmaz. Şöyle yapalım. Hücreleri birleştirmeden seçmiş olduğumuz metni, seçtiğimiz bölgeyi ortalamak için A1'den itibaren F1'e kadar olan bölgeyi seçiyorum. Bakın A1'den F1'e kadar olan bölgeyi seçtim. Birleştir ve ortalaya basmadan giriş sekmesine yer alan hizalama grubunun altındaki hizalama seçeneklerine, hizalama ayarlarına bir kez basıyoruz. Burada yatay kısmında yatay kısmına tıklayıp seçim arasında ortala ifadesini seçiyoruz. Bunu seçip tamam dediğinizde bakın başlığınız gene ortalanır ama herhangi bir birleştirme işlemi yapılmaz. Artık bunu aşağıdan yukarı doğru seçtiğinizde ya da her türlü işlemi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Tekrar yapalım. Şuraya da örneğin firmalara göre liste diyelim. Ve tekrar bunu birleştirmeden ortalayalım. A2'den itibaren F2'ye kadar olan bölgeyi seçiyorum. Hizalama grubunun yanındaki alttaki hizalama ayarı düğmesine basıp hizalama sekmesinde yer alan yatayda buradan gelip seçim arasında ortala seçeneğini seçiyoruz. Ve tamam dediğinizde seçmiş olduğumuz hücre aralığında bunun da ortalandığını görürsünüz. Bu şekilde seçim arasında ortalayı kullanarak birleştir ve ortalamaya ihtiyaç duymadan, hücreleri birleştirmeden tablolarınız daha düzgün olur ve kopyala yapıştır gibi işlemlerde sıkıntı çıkarmadan rahatlıkla çalışabilirsiniz.